Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösasaki resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Ankara'nın Kızılay ilçesindeki Saraçoğlu mahallesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Ösasaki Saraçoğlu mahallesinin aslına uygun olarak yenilendiğini, restorasyon çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde emlak konutu olarak burada Türkiye'de eşi olmayan bir restorasyon projesi başlattık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilendiğini belirtti. Müzik Öz Haseki yaptığı paylaşımda başkentin kalbi Kızılay'da yer alan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Müzik Bakan Öz Haseki, Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun yenilediklerini bildirerek şunları kaydetti. 2016 yılında başlattığımız koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahallemiz yeniden Ankara'nın gözbebeği ve cazibe merkezi oluyor. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve iş yeri ile toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı oteli, 210 tescilli 3000 aşkın ağacı, biyolojik göleti sağlıklı, güvenli ve yeşil bir hayat alanını Ankara'lı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konutlar emlak konut tarafından e-ihale usulü ile çok yakında satışa sunulacaktır. Müzik Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'ı arabanı tararım yüzüne aset atacağı mesajlarıyla tehdit eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Servis karşılıyor Hande Baladın hücumu da yaptı aldı sayı Hande. Tehdit mesajı attı kulüp binasını bastı. Ancak yaptığı yanına kar kalmadı. Milli voleybolcunun suç duyurusu sonrası hapsi boyladı. Hücum, Hande Baladın. Mustafa Ne attı tacizci, milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından yüzüne asit atarım, arabanı tararım şeklinde tehdit mesajları attı. Gelen mesajlar üzerine harekete geçen Hande, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Servis karşılıyor Hande Baladın hücumu da yaptı aldı sayı Hande. Ayrıca o tacizcinin daha önce de kulüp binasına zorla girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Hande Baladın'ın sayısı Hande Baladı'nın suç duyurusu sonrası harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi İstanbul Bakırköy'de yakaladı. Mustafa Ne adlı tacizcinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suç kaydının olduğu belirlendi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de kaydı olan Mustafa Ne'nin hastanede teknik personel olarak çalıştığı öğrenildi. Hücum Hande Baladın. Şüpheli Mustafa Ne, savcılıkta verdiği ifadede, sosyal medya hesaplarıma düşen bir markanın verilerimi çalacağını düşündüm. Hande firmanın reklam yüzüydü. Ona yakınlık hissettim. Amacım Hande'nin firma yöneticileriyle birlikte hakkında şikayette bulunmaları ve kişisel verilerimin ele geçirilmesini engellemekti dedi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.